6. sınıf öğrencilerimizin ilk hafta ne yapmaları gerektiği üzerine çekiyoruz. 6. sınıfın ilk haftasında öğretmenimiz üslü sayılar ve işlem önceliğine başlayacak ve bu çalışmalar üzerinde duracak. Biz de evlerimizde sadece kağıt kalem ile 6. sınıf için yapacağımız çalışmayı planlıyoruz. Bence 6. sınıf öğrencisi ilk hafta çarpma ve bölme üzerine yoğunlaşmalı ama 6. sınıfla da ilişkilendirdiğimizde şöyle bir çalışma sizin için çok faydalı olacaktır. Mesela 36 sayısının bölenleri dediğimizde 36 sayısına tam bölünen, kalansız bölünen sayıları ifade ediyoruz. Nedir? 36 sayısına 1 tam bölünür, 2 tam bölünür, 3 tam bölünür, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36 sayıları tam bölünür. Yani 36 bölü 1, 36, 36 bölü 2, 18, 36 bölü 3, 12, 36 bölü 4, 9, 36 bölü 6, 6 olmak üzere. Yine bunun devamında 36 bölü 9, 4, 36 bölü 12, 3, 36 bölü 18, 2, 36 bölü 36, 1. Yani 36 sayısını kalansız bölen her bir sayıya biz burada 36 sayısının bölenleri diyoruz. 36 sayısının bölenleri. Şimdi bu çalışma bizim hem sayılarla aramızı biraz daha sıcaklaştıracak ilk hafta için, hem tam bölünen sayılar bölme işlemimizde yine bizim için bir tekrar niteliğinde olacak. İlk hafta bu şekilde aklınıza gelen her sayının bölenlerini düşünelim. Tamam? Bu ileride göreceğimiz asal sayıları öğretmenimiz derste anlattığında daha iyi anlamamıza da bir ön hazırlık olacak. Şimdi 120 sayısının bölenlerine bakalım. Veya biz buna çarpanları dediğimizde yine aynı sayıları oluşturuyoruz. Ne demek istediğime şimdi bir bakalım. 120 sayısına tam bölen, yani kalansız bölen, 120 sayısını kalansız bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya tam bölünür. Başka 8'e tam bölünür, 10'a tam bölünür, 12'ye tam bölünür, 15'e tam bölünür, sonrasında 20'ye, 24'e, 30'a, 40'a, 60'a ve 120'ye tam bölünür. Birçoğunuzun içinden geçen şudur: ben bunun içerisinde unuttuğum olabilir mi? Ya da unutmamış olmayı nasıl kontrol edebilirim unutmadığımı? Şimdi 120 sayısında zaten bir, her sayı 1'e kalansız bölünebilir. Her sayı kendisine de kalansız bölünebilir. Bunlar zaten banko var. 1 kere 120 ne eşittir? 120'ye. Çift sayılar 2 ile kalansız bölünebilir. 2 ile kaça çarparsam 120 olur? 60'ı. Dolayısıyla 2, 120 sayısının bir böleni ise 60 sayısı da otomatikman ne olacak? 120 sayısının bir böleni olacak. 3, rakamları toplamı 3 olduğu için 3 ile kalansız bölünür. 3'ü 120'ye çarpan olarak 120'yi elde ettiğimizde 40 ile çarpmamız gerekiyor. 3 çarpanı ise yine 40 nedir? Çarpanıdır. 4 çarpanı ise bunu 120'ye çarpan olarak tamamlayan 30 da nedir? Bunun bir böleni olarak alabiliriz. Yani 1 kere 120, 120. 2 kere 60, 120. 3 kere 40, 120. 4 kere 30, 120. 5 kere 24, 120. 6 kere 20, 120. 8 kere 15, 120. 10 kere 12 nedir? 120'dir. Bakın bölen ile çarpan nedir? Aynı olduğunu burada da ortaya çıkıyor. Yani iki sayıyı çarparak 120 sayısı elde ediyorsak bu iki sayısı nedir? 120 sayısının aynı zamanda çarpanlarıdır. Bir sayı çarpanlarına kalansız bölündüğü için çarpan ve bölen dediğimizde aynı sayıları ne yapıyoruz? Elde ediyoruz.
Şimdi 120 sayısı 10'a kalansız bölünür. 120 sayısı 12'ye kalansız bölünür. 12 çarpı 10, 120'yi elde ettiğimiz için 10 aynı zamanda çarpanı iken böleni, 12 aynı zamanda çarpanı iken bölenidir. Yani 120 sayısının çarpanları veya bölenleri denildiğinde her ikisinde de aynı sayıları elde ediyoruz. Bu hafta bence siz elinize bir kağıt, bir kalem alarak bu şekilde aklınıza gelebilecek her sayının çarpanlarını ve bölenlerini çalışırsanız İyi bir antrenman yapmış olursunuz ilk hafta için. Size sayı olarak 180, 36, ne olabilir aklınıza 60, 45 gibi çoğaltılabilir. 200'e kadar sayıların siz çarpanlarını ve bölenlerini hatta tek tek başlayarak bulmaya çalışırsanız bu sizin için iyi bir çalışma olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu neden söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu çalışmayı arkadaşlarınızla birlikte bir oyun haline de getirebilirsiniz. Hanginizin eksiksiz ve tam en kısa sürede yapacağını bulur ve ona göre bir ödül belirleyebilirsiniz aranızda. Bu çalışma aynı zamanda 8. sınıf 1. ünite için gerekli bir çalışmadır. Aynı zamanda bu 6. sınıfla 8. sınıfın ortak bir konusudur. 1. hafta için yapacağınız bu çalışmada size kolaylıklar diliyorum.